Kral Çıplak'tan merhabalar. Değerli dostlar, bugün bindik bir alamete gidiyoruz. Kıyamete mi diyeceğiz? Dostlar, sürü tür bakımından isimdir. Çokluk kadar değersizli de ifade eder. Sürü aklı teke tek ele alındığında inkişaflar yapan kişilerin bir araya geldiklerinde dirayetlerini kaybettiklerini anlatır. İleri gitme asılırsın, geri kalma basılırsın sözü. Biraz da sürüye uymayı, sürüden biri olarak kalmayı telkin eder. Sürüdeki bireylerden biri olmak, farklılıkları inkar veya terk etmeyi gerektirir. Sürü, güdülen çokluk demektir, edilgenlik demektir. Rahatlık, huzur, konfor isteniyorsa sürüden biri olmak tercih edilebilir. Rahatlık ve huzurdan ne anladığına bağlı tabii ki. Kendini gerçekleştirememek bence en büyük huzursuzluk. İnsanlık yaptığı icat ve keşifleri, geldiği medeniyet seviyesini, konforunu terk eden insanlara borçlu. Uykusuz, aç, susuz yaşamak, irade ortaya koyanların, sürüye dahil olmak istemeyenlerin kaderi. Siz bu tiyatroda hangi rolü oynuyorsunuz? Dostlar, iddia şu. İnsanlık sürüleştirilmek isteniyor. Ben de inanıyorum bu iddiaya. İsteniyor ki insanlık ortak dilde, ortak dinde, ortak değerlerde buluşsun. Küreselleşme adı konuşmana. Toplumları millet yapan tarih unutulsun. Ülkeler olmasın. Hal yaşansın, geçmiş ve gelecek muhal kalsın. Hazlar tatmin olsun, duygular körelsin. Akıl zaten insandaki yaramaz çocuk. İmalat tamam, ürün seküler sürü. Çoban hazır, değneği eksik. Heyhat, burası çıkmaz sokak. İnsanlık için tek yönetimden, tek paradan, tek fikirden bahsediliyor. Yapay zeka ile yönetilecekmişiz. Kolumuza takılacak mikroçip ile hayatımız kolaylaşacakmış, yaptıklarımız bilinecek, yapacaklarımız bize telkin edilecekmiş. Kimse mikroçipteki programı yazanı sorgulamıyor. Yaşadığımız ve uzun süre yaşayacağımız bu kargaşa, insanları söz konusu projeyi hayata geçirip sekülerleştirme, sürüleştirme ve senaryodaki büyük beyni kamufle etme çabasından başka bir şey değil. Geçti borun pazarı. Onların bir hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı var. Allah'ın sopası yok ki der halkımız. Allah hesabını kulları vasıtasıyla görür. Büyük düşünen, ileriyi gören, herkes cambaza bakarken cambazı ortaya çıkaran gerçek yüzü teşhis edebilen ilim, irfan, rikkat sahibi insanlara ihtiyaç var. Kendisini sürünün dışına atarak durun kalabalıklar diyebilecek insanlara ihtiyaç var. Dostlar, ünlü bir futbolcu karısını öldürmekle suçlanır. Yakalanır. Karısının cesedi ortada yok. Amerikan filmlerindeki gibi. Futbolcu mahkemede sanık sandalyesi oturmaktadır. Kucak dolusu parayla tuttuğu avukatı jüri ikna etmeye ulaşır. Konuşmaya başlar avukat. Sayın jüri üyeleri, müvekkilimin suçsuz olduğuna yürekten inanıyorum. Buna az sonra siz de inanacaksınız. Neden mi? Bakın, birden ona kadar sayacağım ve müvekkilimin öldürdüğü iddia edilen karısı bu kapıdan içeri girecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bütün jüri kapıya döner ancak kimse girmez içeri. Avukat bir savunma dahisidir. Öldürücü hamlesini yapar. Bakın, siz de kadının öldüğüne inanmıyorsunuz. Çünkü hepiniz içeri girecek diye kapıya baktınız. İşte kararı buna göre vermenizi talep ediyorum. Jüri kararını açıklar. Ünlü futbolcuyu suçlu bulduğunu bildirir. Dava bu şekilde sonuçlanır. Mahkeme çıkışında avukat, bayan jüri başkanına, ona kadar saydığımda siz de üyeler gibi kapıya bakmıştınız. Neden böyle bir karara imza attınız? Doğru der jüri başkanı. Ben de kapıya baktım. Ama müvekkiliniz kapıya bakmıyordu. Dostlar,
bakış açınızı ne kadar geniş tutarsanız doğruya ulaşmanız o kadar hızlı olur. En iyi analist, herkes bir kapıya, noktaya bakarken o noktaya yönelen bakışları izleyen kişidir. İnsan yığınları hep koronayı görüyor, konuşuyor. Sürü psikolojisi bu. Koronayı gündeme getiren ve gündemde tutanlardan bir türlü bahsedilmiyor. Bugün korona, yarın başka bir şey. İnsanlık tam sürüleşene kadar. Böyle gitmez, gitmemeli. Dostlar, yaşamak toplumsal, hesap bireysel derim hep. Öldükten sonra hesap vereceğimiz inancı önemli bir motivasyon bizim için. Öyle ya, bireysel hesap için neler yaptın? Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete, düşünme tembelliğiyle sürüye mi uydun? Yoksa ne ekersen onu biçeceksin inancıyla kendin için tasarlayıp yürüdüğün yol haritasında hesabını kolay verebileceğin gerçek bir insan mı oldun? Ölüm gerçek anlamıyla hem bir doping, hem bir uyanıklık, hem bir temizlik ama kaçınılmaz müthiş bir hakikat. Sen nereden bakarsan bak. Bizi sürüleştirmek isteyenler, keşke biz de bu hakikati anlayabilseydik diyecekler. Lakin iş işten geçmiş olacak. Dostlar, bugünler geçecek. İnancımız maddi ve manevi değerlerimiz, insani kıymetlerimiz, en büyük gücümüz, hazinemiz, bize yakışan cümlede özne, medeniyet inşasına rehber, tarih çağlarında kurucu, gökte kutup yıldızı olmaktır. Bineceğimiz gemi belli, seyir yapacağımız okyanus belli, demir atacağımız liman belli. Senden başka, dünyadaki her yaratığın senden ısı ve ışık aldığı güneş olabilmek. Dostlar, ne güzel. Yeni bir sohbete birlikte olmayı diliyorum. Hoşça kalınız.